Vallahi aslında ben bu arabayı hayatta satmazdım yani. Çok acayip bir hatırası var ama işte paskalara ince olur dedik. Ya çok teşekkürler. Şevkat'ın arabaya ihtiyacı olmasa bu kadar ısrar etmezdik, kusura bakmayın. Vallahi bu Şevkat şanslı adammış. Hurda halinde sattı bu arabayı, bana kız gibi geri alıyor. Yamuktu bu araba, ben düzelttim. Ha biliyorum biliyorum, ben yamulttum. 3 kere vurdum da. Hayda, sen miydin o? Kaza tabii. Ulan aren't these Beşiktaş supporters living a normal life? Bro, we are normal. Life is unnormal. Hadi hayırlı olsun. Teşekkür ederim, teşekkür. Hadi gel geçeyim. Oha, oha, oha. Evet. Nasıl gördün? Şevkat. Bak sana ne getirdim. Tanıdın mı? Yok, tanımadım. Niye soruyorsun ki? Zeka testi mi yapıyorsun bana? Ya işte arabanı aldım, geri getirdim sana. Hediye benden. Zahmet etmişsin. İstemez. Ya Şevkat! Oh, oh, hayırlı işler, hayırlı işler. Çok güzel ya. Oğlum ben size diyorum, bunların arasında başka bir dümen var. Bana kimse araba hediye etmiyor mesela, anlatabiliyor muyum? Kız ne yaptı, kendi arabasını verdi, baktı olmuyor, gitti Şevkat'in arabayı kurtardı geldi. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Ha? Falan filan yani, takip etmiş. Ha falan filan, ne konuşup biliyorsun Cakçuk ya? Kız bir kere zengin kız, Fransa'da mı nerede bir resim eğitimi almış gelmiş. Şevkat'e bakar mı ya, ne yapsın yumurtacıyla ya? Selam. Ha? Selam diyorum, selam. Fransa'da okudu ama geldi bula bula koskoca İstanbul'da Şevkat'ın üst katı buldu. Nasıl olacak kardeşim? Ha? Bir de şimdi karşısında galer açıyor. Söyle lan Niko, başka izah var mı bunun? Haklısın Selo. Esin Şevkat'e karşı boş değil bence. Şş. Yalnız Şevkat ağırdan satıyor kendini ha. Kurmaz. Ya kızım olmaz diyorum, anlamıyor musun sen zaten? Ya niye böyle yapıyorsun? Araba zaten senin araban. Benim için satmıştın. Ben de işte gittim, buldum, aldım, getirdim. Ya hiç bana boşuna böyle şey yapma. Sen söyleyeceğini söyledin, tamam. Hadi artık işine gücüm. Senin yok mu galeride işin gücün? Yok. Oğuzum. İyi, yoksa. Mahallede de olaylar hiç bitmiyor ya. Şimdi de tavır yapıyor Şevkat bana. Almadı arabayı. Ay Esin, ben hiç anlamadım şu Şevkat'ı. Gerçekten hiç çözemedim. Ya Bora'nın kulübü arabayla gidiyor, sana tavır yapıyor. Derdin acaba bu çocuğun? Abi anlasam. Söylemiyor ki bana da. Esin, bence Şevkat senden hoşlanıyor. O yüzden de Bora'ya gıcık oluyor. Yok canım, olur mu hiç öyle şey? Yani böyle bir şey olsa ben zaten bunu hissederdim, değil mi? Gerçi Şevkat böyle bir şey varsa da bana hayatta belli etmez. Tamam, belli etmesin. Biz anlayabiliriz. Ya kızlar, ben yaşam koçuyum. Yani bu konular benim uzmanlık alanım. Hele konu aşksa. Bakın şimdi, insanın beden dili onun ele verir. Yani söyleyemediği gizli duygular jestlerle, mimiklerle ortaya çıkar. Ne yani? Biz şimdi Şevkat'in davranışlarını mı gözlemleyeceğiz? Evet. Yani o iş bende. 5 dakikada anlarım ben. Diyorsun. Sanem diyorsa doğrudur Esin. Vallahi ben de merak ettim şimdi. Eğer Şevkat senden hoşlanıyorsa bilmemizde fayda var. Ya kızlar, böyle şeyler benim hiç tarzım değil. De. Tamam, sırf size yanıldığınızı kanıtlamak için deneyelim. Tabii gerçekten böyle bir şey varsa bilmem gerekiyor benim de, değil mi? Yani. Bak arkadaş, benim bu İsmail'den çektiğim nedir la? Kardeşim birileri de senden çekiyor. Ne diyorsun la? Kimden çekiyor oğlum? Birileri diyorum, fena aşk acısı çekiyor kardeş. Uyandırayım. Ne diyorsun la? Kim ne çekiyor la? Şevkat, insan bazen burnunun ucunu görmez. Ama biz büyük resme bakıyoruz. Esin sana aşık, görmüyor musun? Saçmalama la. İyice dedikoduya sardığınız sanki pimpon oldunuz la. Sensin lan pimpon, at ağızlı. Ayakta uyuyorsun oğlum, ayakta ayakta. Kız çile dolduruyor, sen burada mal mal bakıyorsun. Aç gözün artık. Hayatta tek aşk Beşiktaş değil. Oha artık, yok artık sen de lafa bak. İyice magazine bağladınız, aklınızda bankas mı veriyorsunuz la? Gideceğim orada Esin'in kapısından şey yapacağım, laf. Orada İsmail, burada siz. Çin çin. Stereo hoparlör gibi hareketlere bak ya.
Vallahi sen ağzının tadını kaçırıyorsun. Kaçırıyorsunuz ya. Oh. Tabii. Nerede ki çoşkulu kolonlar inliyor? Hayırlı işler. Lan camımı kırma. Yürü lan işine. Getir lan tespih. Ha getireceğim lan. Buz gibi çay dayıyor. Getir tespih de getir. Ne yapacağız peki? Bak şimdi sen Şevkat'le baş başa konuşurken biz sizi gözlemleyeceğiz. Ya zaten o kadar yeter. Dediğim gibi birkaç jest mimikle ben teşhisi koyarım. Ay gönlümün lise yıllarına dönmüş gibi hissediyorum ya. Şevkat geldi. Hadi Esin görev başına hadi. Dur ya. Dur Gizem. Esin bak sana ne yapman gerektiğini söyleyeceğim. En önemlisi sizi görebileceğimiz bir yerde dur tamam mı? Salon olabilir. Şevkat'in yönü de yatak odası penceresine doğru olsun ki biz her hareketini görelim. Bursa Spor bugün maça kalede Harun Tekin'le başlıyor sevgili seyirciler. 24'te Aziz Behin, Ertuğrul Ersoy, Hadi uzanmak çok ve Onur Atasayar. Şöyle getir şöyle. Beşiktaş'ın bu maçında tek forvet olarak Cenk Tosun. Müsait misin? Gel müsaitim. Gel geç. Geç, hoş geldin. Pasta getirdim sana. Öyle mi? Sağ olasın. Sağ ol. Pastayı verdi. Bak. Hemen pastayı yemeye başladı. Ay bu Şevkat var ya, dünden razı. Nasıl anladın bunu? Ya canım, o pasta var ya pasta, o pasta Arzu Nestesi. Şevkat için Esin de Arzu Nestesi. Şimdi Şevkat bilinçaltında pasta ile Esin'i eşdeğer tutuyor. Ay onu böyle yiyor ya istekli istekli. İşte bu demek oluyor ki hazır ve nazır. Onu... Yavaş mı yese? Ha. Evet, sağ ol. Buyurun. Tabağı şimdi mi vereyim, yıkayıp mı getireyim? Fark etmez. Ya biz seninle bir baş başa konuşalım mı? Şimdi mi? Ha. Çok mu önemli? Yani önemli. Ne oldu, senin vaktin mi yok? Yok, var. Vaktim var. Geç sen yatak odasına geç. Geç. Şöyle geç. Şöyle otur. Şöyle otur. Geç. Arda. Ay Gizem. Fark ettin mi? Esin konuşalım deyince böyle bir heyecanlandı. Eli ayağı dolandı. Yatak odasını da gösterdi. Anlıyorsun değil mi? Ay. Anladım. Çok istekli. Dünden razı. Hazır ve nazır. Aynen öyle. Ne yaptın? Kolayladın mı biraz? Neyi? İyi bari. Çok güzel. Sen rahat mısın öyle? Rahatım. Ben iyiyim. Farkında mısın? Şevkat hep başka yöne bakıyor. Yani böyle gözlerini kaçırıyor. Ay kıyamam ya. Duygularından utanıyor. Ayaklarını niye öyle yapıyorsun? Bu totem bu ya. Totem. Bir şey değil. Tam tahmin ettiğim gibi. Ya bak ayaklarını nasıl sallıyor. Böyle heyecanını bastırmaya çalışıyor. Tam düşündüğüm gibi. Aklı fikri yatak odasında. Ben arabaya konuşmak için geldim aslında. Araba dükkanın önünde duruyor. Sen onu istersen hediye olarak kabul et, istersen borç olarak kabul et. Ama lütfen al o arabayı. Bak ihtiyacın var. Başka insanlardan araba isteme. Ya tamam kızım, bu konuyu konuştuk, hallettik. Kapandı, tamam uzatmayalım. Ya Şevkat niye böyle yapıyorsun? Niye inat ediyorsun? Anladık, Bora'ya kızdın, nedenini de söylemiyorsun. Da bana da mı kızdın? Ben ne yaptım? Lan ne kırmızısı? Ne kırmızısı? Ne kırmızısı? Yürü git kızım ya. Yürü bak. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun ya?
Şevkat! Şevkat! Ya çık! Aa, neye sinirlendi, kovdu acaba? Ay ne bileyim ben. Hadi çabuk gidelim, soralım, öğrenelim. Hadi dur, yavaş yavaş. Geldi, konuştu, Bora dedi, bilmem ne dedi, uğursun. 5. dakikada kırmızı kart mı olur lan? Günaydın. Günaydın. Erkencisin bugün. Galeriye gidiyorum. Dünden kalan işleri bitireceğim. Vay be. Sen bu esnaflığı öğreneceksin ha. Bravo. Geliyor musun? Ya geleyim bari ben de ne yapayım? Ben de dükkan açayım bari değil mi? Hadi. Sabah sabah. Ya kızım önüne baksana ya. Yürürken yolda mesajlaştırır mı? Düşeceğim müşeceğim. Buraya mesaj attım. Onunla buluşacağım da. Neymiş bakalım sizin derdiniz, anlayalım. Madem sen söylemiyorsun ben de gider Bora'dan öğrenirim. İyi öğren bakalım. Ama bak o söylemezse sen söyleyeceksin, tamam mı? Ya o söylemezse bakarız. Şevkat bir şey soracağım. Sen neden bana karşı açık değilsin? Neden sana karşı açık değilim? Evet. Ben açık değilim. Evimin kapısı ağzına kadar açık, zıt pırt girip duruyorsun eve istediğin zaman da. Ha bir şey oldu mu da ben seni açık açık kovuyorum, onda da bir sıkıntı yok. Daha neyin açıklığı olacak ki, ben anlamadım yani. Tamam, iyi. Yürü. Şu kılığına kıyafetine bakar mısın? Ne var be? Bu mevsimin kıyafeti. Güzel, kolay gelsin. Bana öyle elma, armut, portakal falan 4-5 kilo ayarlasana. Alacağım şimdi. Hadi hayırlı işler. Sana da. Çıkarılmış. Anahtar üstünde. Ha yok ben şey tamam. Ölürsün sanki Hasan. İnatçı keçi. Bana oradan 3-4 karton yumurta ayarla, paketle. Ben bir alışveriş yap geliyorum, tamam. Hayrol olsa bu yağmurda pikniğe mi gideceğiz? Ha pikniğe gideceğiz. Personeli motive etme. Oğlum çocuk. Alo. Esin. Galeride misin? Yanına geliyoruz. Evet evet galerideyim, gelin. Tamam hadi bay bay. Galerideymiş. Hadi. Evet evet, her duvara 4'er resim asmayı düşünüyorum şu an. Ama siz gelip görürseniz daha sağlıklı olacak. Tamam. Hoşça kalın. Emanet. Ya bir teslimat var da araba lazım. Kapının önünde var ya araba. Ya tamam o orada dursun. Sen götür beni. Ya kendi arabanla gitsene, işim gücüm var benim. Kızım bu araba benim değil, tamam uzatma artık. Tamam Şevkat, o araba benim. Sen istediğin zaman ödünç alabilirsin. Bak bana sormana bile gerek yok. İşlerini hallet, olduğu yere geri bırak. Ya çocuk mu kandırıyorsun Allah aşkına ya? Böyle küçük küçük tuzaklarla. Sen götürüyor mu götürmüyor mu onu söyle. Ya kapının önünde araba dururken biz şimdi ta eve arabayı almaya mı gideceğiz? Kızım ta evin orada dediğin şora 2 adım yeri ya. Ne olur biraz yürüsen bir ellerin erir ya. Kilo mu aldım ben? Ya etlendim biraz ya son 1 aydır. Vallahi mı? Haf. Hadi gel hadi. Hadi. Çantamı alayım bir dur. Nereye gidiyorsunuz? Şu torbaları alıp gelin ben dur. Şu. Ver abisi. Selami. Şey bizim kızlar gelecekti. Ben dükkanın kapısını açık bıraktım. Söylersin girsinler. Bizim Şevkat'te bir işimiz var. Gidip geleceğiz. Ama sıkılırlarsa söyle benim eve geçsinler. Yok canım niye gitsinler? Ben ilgilenirim onlarla. Başım gözüm üstüne ne demek oyalarım. Sağ ol. Oyalar oyalar. Süper oyalar. Yardım edeyim mi? Yok yok tamam. Ne bir şey? Şöyle vereyim. Akşam hesaplaşırız. Taşmayacağız biz ya. Yeme taş. Ne yapayım? Buna yaz o zaman. Şiklendik mi? Oğlum bize bir parça avokadoyu çok görüyorsun. Millete dükkanı veriyorsun.
gidiyoruz Şevkat. Fukara evine. Ya bir aile var. Anne babaya kamyon çarpıyor. Baba ölüyor. Anne felç kalıyor. 3 tane bebeleri de ortada kalıyor. Onlara götürüyorum bunu. Şevkat, sana bir vakıf falan kuralım mı? Sen dükkanı içeri devret. Bu işlerle ilgilen. Madem bu kadar seviyorsun insanlara yardım etmeyi, direkt bunu kanalize olursun. Güzel diyorsun da emanet. Vakıf, makıf bunlar zengin işi, anladın mı? Zenginler de yoksulun halinden anlamaz, yokluğu bilmez. Ha şimdi ben bunları götürmesem, ya o bebeler aç kalacak değil elbet. Ama ya bir ben vakıftan geliyorum demek var. Bir de çocuklar ben geldim demek var. Ya bu ikisinin arasında da ciddi fark var, anlatabiliyor muyum? Yani öyle kanalize, manalize falan böyle kurumsal kimliklerle candan kucaklayamazsın insanları. Niye ki? E kabul etmezler. Bak gidince görürsün şimdi. Şevkat abi, siz mi geldiniz? Ne haber? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Al bakayım şunları. Bu ne madalyası ya? Şey, babamın o, babam güreşçiydi de altın madalyası vardı. Ne yapacağım bunu? Satacaktım ben onu abi. Sebep? Odun bitti. Yeşim'le Süleyman öksürüyordu. Bana niye söylemedin kızım? Her başımız sıkıştığında seni arayamayız ki. Annemi ameliyat ettirdin o kadar. Ya arayacaksın tabii, abim diyorsan arayacaksın. Bu satılır mı ya? Bu manevi değeri var bunun. Bak şimdi gençsin, sen bunu algılayamazsın ama ileride çok pişman olursun. Böyle şey yapılır mı? Aşk olsun ya. Ya ben her gün iş arıyordum aslında. Bulurum diye seni aramadım da çıkmadı. Anladım. Aa bak bu Esin abla bu arada. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Demet'ciğim sen bunları al, içeri gir, biz hemen geliyoruz, olur mu? Tamam. Şevkat, ben Demet'i işe alırım. Zaten birine ihtiyacım var, yani galeriye birini alacaktım. Aa, iyi fikir bak, iyi düşündün, aferin. Ama bir şartım var. Şartın mı var? Kızım, bu çocuğun senin dükkanına getireceği bereketten haberin var mı senin? Bir de şart mart koşuyorum ha. Arabayı alacaksın. Hangi arabayı? Abi, ya aman gözünü seveyim, sen de her fırsatta onu şey yapıyorsun ya. Şevkat, o araba sana hediye. Ayrıca ihtiyacın var işte arabaya. İnsanlardan istiyorsun, vermiyorlar doğal olarak. Çünkü insanların arabasıyla öyle camdan falan giriyorsun. En azından bir yerin camından falan gireceksen kendi arabanla gir yani. Tamam mı? Tamam, o zaman şey borç olarak alacağım, tamam. İyi borç. Sabahlar yaptırdım. Allah sizden razı olsun Şevkat. Ne muradınız varsa versin. Bakın artık oturabiliyorum. Elim kolum hareket ediyor. Doktorlar fizik tedaviden sonra ayağa kalkabilirsin de dedi. O zaman çocuklarımla da ilgilenirim. İlgilenirsin tabii. Yani öyle bir ayağa kalk da hayırlısıyla. Bu arada biz Demet'le konuştuk. Artık benim yanımda çalışacak. Yani emin ellerde, merak etmeyin. Ben size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum, inanın. Estağfurullah. Sen bir an önce iyileş, ayağa kalk. O en güzel teşekkür olur işte. Çay demlenmiştir. Ben size çay koyayım. Ben de yardım edeyim. Demet'ciğim, madem sen şimdi benim yanımda çalışacaksın, ben sana hemen iş avansını vereyim. Olmaz abla, kabul edemem. Neden? Ama iş avansı bu, senin hakkın. İyi de ben onu hak edecek ne yaptım ki? Sen geleceksin, benim yanımda çalışacaksın.
alın teri döküp bu parayı hak edeceksin zaten. O zaman verirsin. Şimdi hemen verme. Sen iş avansı diye bir şey duydun mu hiç? Duydum, duydum da. Tamam. O zaman bu paranın senin hakkın olduğunu da biliyorsundur. Al lütfen. Lütfen. Çok sağ ol abla. Ben bunu hemen gidip odun alırım. Bu kış yeter. Yok yok. Sen onunla odun falan alma. Sen bir kağıda evin adresini yaz. Ben sana odun gönderirim. Tamam. Teşekkür ederim. Şevkat abinin antrenmanı zaten. Gelip kırar sizin odunları. Sağ ol. Ya yenge şey soracağım. Bu size çarpan kamyonun plakası falan var mı sende? Aa, plaka ezberinde değil. Bir yerlerde yazıyordu. Ama firmanın adını biliyorum. Ha. İyi tamam sen onu söyle bana bir. Ben bir ona bir tamam bakayım bir. Şevkat'e dokununca Esin'in eli titriyor. Aşk demek ki bu. Gördün mü bak? Esin Şevkat'e dokununca Şevkat duygusallaştı. Ah, bunların hepsi aşktan. Ne haber lan? Şükür kavuşturan ha. Sesin değişmiş, ha? Bakım mı yaptılar sana? Ver gazı, ver! Helal lan, unutmamışsın lan araba kullanmayı. Aferin sana be. Şevkat! Hadi yine iyisin koçum. Şşş! Siz miydiniz la bana araba vermeyi? Oğlum, bir şey söyleyeceğim. Bu benim aklıma geleni yapmıyor değil mi? Halis mis kızım? Şevkat! Oğlum bak lan! Lan ruh hastası. Menenjit misin oğlum? Ne hareket yapıyorsun lan? Kim lan bu? Ya manyak bu adam ya. Şuraya bak ya. Gel, gel. Manyak lan bu herif. Buyur. Kusura bakma Selim. Sen ne yapıyorsun ya? Bu korku size akşama kadar yeter koçum. Akşam bir daha bakarız. Ulan Şevo. Alo. Esin nerede buluşalım? Ben mekana geçiyorum. Tamam geliyorum ben birazdan. Selo topla şuranı. Pardon? Ben mi devirdim lan? Deviren top musun? Ben Bora'yla buluşmaya gidiyorum. Sana da gel derdim ama biliyorum ki asla gelmezsin. O yüzden hiç sormuyorum. Yo gayet de gelirim. Merak ediyorum zaten senin Avrel neler söyleyecek diye. Gerçekten mi? İyi. İkinizin bir arada olması daha güzel benim için. Hadi. Şimdi mi gidiyorsun? Hı. Hadi buyur. Hadi bakalım. Sen bunları ayarlarsın. Şuna sahip ol bak. O kudurup duruyor orada şey yapmasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.